İlk hacklenememde bilgisayarın fişini çekip oturup beklemiştim polisler gelecek beni alacak diye. Bilgisayarı meslek olarak yapmaya çok nokta atışı bir karar vermedim. Küçüklükten beri içimde olan bir şeydi. Ben okula başlayacağım, daha başlamamışım. 6,5 falan yaşındayım. Herkes bana soruyor, Ömer ne olacaksın, işte doktor mu olacaksın, mühendis mi olacaksın? Bir teyzem var benim, kulağıma yaklaştı. Ömer dedi, yani bilgisayar mühendisi olacağım de dedi. Ben de bilgisayar mühendisi olacağım dedim. Ben bilgisayar nedir bilmiyorum. Mühendis kelimesini zor telaffuz ediyorum, anlamını bile bilmiyorum. O an o bilgisayar mühendisliği kavramı kafama girdi. Ondan sonra bir şekilde bu mesleğe yapabilir hale geldim zaman içerisinde. Hackerlık kavramıyla ilk tanışmam şöyle oldu. Bilgisayara dokunduğum andan beri bilgisayarda hep o gizli noktaları keşfedebilmeyi isteyen bir insandım. O hacker denen ruh zaten bilgisayardan önce de içimde vardı. Sadece bunu bilgisayar alemine dökememiş bir insandım. O da lisede oldu. Ben lisedeyken bana arkadaşlarımdan bir tanesi, Ömer bak 200 sınıfta bir arkadaşımız var, o hacker, haberin olsun dedi. Bu beni çok etkiledi. Ben o çocuğun hiçbir zaman yakasını bırakmadım. Yatılı okuduğumuzdan dolayı gece gündüz ondan bir şey öğrenmeye çalışırdım falan. O süreçte sağ olsun bana yardımlarıyla ben bir şekilde bu işe iteklenmiş oldum. Lise 1'i yatılı okudum. Beni bir yurda yerleştirdiler. Aşırı sıkı bir yurt. Sabah kalkıyoruz, kahvaltı, okula git, okuldan geldikten sonra gece 10-11'e kadar ders mers çalıştırıyorlar. Kendi ilginç bir programları vardı. Onu uyguluyorlar. Ondan sonra uyuyorsun, uyanıyorsun. Bu döngü bu şekilde devam ediyor. Ben bir süre sonra oradaki hocalarıma, hocam işte ben bilgisayar işiyle uğraşıyorum, bunu seviyorum, bundan para da kazanmaya başladım. Beni yanlış profillemeyin, bana bilgisayar verin dedim. Vermediler. Burası yurt, burada bilgisayar yasak, burada internet olmaz, burada müzik dinlemek olmaz. Sadece ders çalışacaksın dediler. Engel oldular. Ben de ne yapayım, ne yapayım dedim. Yurttan kaçacağım, başka çarem yok. Yurttan kaçarsam kalacak yerim yok. Şöyle bir model uygulamaya karar verdim. Yurdun çok yakında bir internet kafe vardı ve gece sabahlara kadar açık bir internet kafeydi. Ben herkes uyuduğu zaman yurdun penceresinden atlar, internet kafeye gider. Sabah 5'e 6'ya kadar internet kafede bu işlerle uğraşırdım. 6-7 gibi kimse uyanmamışken yurda aynı pencereden geri girer, sabah kalkar okula gider, okulda uyurdu. Hocalar bir süre sonra şunu fark etmişler. Pencerelerin altında yavaş yavaş artan bir siyahlık oluşuyor. Benim ayakkabı izi. Birileri iniyor çıkıyor, anlamışlar birilerinin kaçtığını. Bir gün orada oturmuşlar, kimin kaçtığını anlamaya çalışmışlar, benim olduğumu görmüşler. Hiçbir şekilde bana müdahale etmediler o kaçıp girene kadar, ne yaptığımı anlamaya çalışmışlar. Yurdun etrafına benim bu olaydan sonra kamera ve dikenli tel koydular. O günden sonra kaçamadım. Çok zevkli, çok yorucuydu. Bazı şeylerde fedakarlık vermek zorunda kaldım. Eğitimimden, okulumdan, derslerim çok kötüydü. Liseyi zor bitirdim, öyle söyleyeyim. Ama kendimi bu konularda geliştirme fırsatı yakaladım. Her şeyi hackleyebilme gözüyle bakan bir bakış açısı varsa sizin içinizde küçüklükten beri gelen, bu hayatın her yanına yansıyor. Sadece bilgisayar olarak kalmıyor. Ben sadece bunu bilgisayar tarafına yansıtarak bunu mesleğim haline getirebildim. Biz aslında bir beyaz şapkalı hacker diye geçiyoruz. Yani çok doğru bir terim olmasa bile insanların öyle bildiği bir meslek grubuna aitiz. Bir de siyah şapkalı hackerlar var. Onlarla aynı teknik bilgi birikim seviyesine sahibiz. Tek fark onlar o bilgileri birilerini tehdit ederek, birilerini hackleyerek para kazanmayı tercih ediyor. Bu bize doğru gelmediği için biz onların zarar vermek istediği kişileri onlardan koruyarak para kazanmaya çalışıyoruz. Ben işin bu tarafındayım. Diğer tarafına geçmeyi hiçbir zaman düşünmedim. Birlikte büyüyüp o tarafa geçen bir dünya tanıdığımız etrafımızdan insanlar oldu. Hiçbirinin sonu güzel bitmedi yani. Siyah şapka illegal olduğu için orada risk yüksek ama riskle beraber kazanabileceğim çok çok yüksek paralar dönüyor. Ben o günlerde öyle devam etmememi sağlayan bir insan var. Akgül Hoca, hatta nur içinde yatsın, geçenlerde vefat etti. Kendisi Türkiye'ye interneti getiren üstadlarımızdandır. Kendi bilgi birikimimi onların düzenlediği bir konferansın web sitesini hackleyerek göstermeye çalışmıştım. Web sitesinde bir sayfa var ve o sayfa sponsorluk taleplerinin alındığı sayfa. O sayfada da sponsor olmak istiyorsanız işte bizim hesap bilgilerimiz bunlardır. Buraya parayı gönderdikten sonra şu formu gönderin, biz de sizin sponsorunuzu kabul edelim tarzında bir başvuru formu var. Ben web sitesinin herhangi bir sayfasını değiştirebilecek bir zafiyet bulmuştum. Oraya kocaman bir yazı astım. Dedim ki ben size böyle bir güvenlik zafiyeti buldum. Bunu size bu şekilde bildirmeyi tercih ettim. Ben eğer kötü niyetli biri olsam buradaki hesap numaralarını değiştirip size gelmesi gereken paraları kendime çevirebilirdim. Ama ben bunu yapmıyorum. Dikkate alın gibi böyle büyük bir not koydum oraya. Ve Akgül Hoca bana bir mail atmıştı. Ömer hani sen
temiz, iyi bir insana benziyorsun. Zaten bize zarar da vermemişsin. Sen bu güvenlikten anladığını düşünüyorsan gel eğitim var. Bak biz çok güzel bir organizasyon düzenliyoruz burada. Binlerce gönüllü eğitmen gelip eğitim veriyor. Sen de bir gel şansını dene. Öğrencilere faydan olsun dedi. O gün bugündür ben akademik bilişim organizasyonlarında her sene eğitmen olarak yer alıyorum. O tarz benim bir yerde zafiyet bulup bildirdiğim birçok durum oluyor. Günlük hayatta kullandığım mobil uygulamaları, kullandığım programları, bilgisayarları, web sitelerini de inceliyorum. İsim vermeyeyim. Scooter kiralama servislerinden bir tanesinde ben bir zafiyet buldum. Ben herhangi bir kişinin adına giriş yapabiliyorum. Kendimin kim olduğunu belli etmeden o kişinin kredi kartıyla saatlerce sürüş yapabiliyorum. Böyle bir zafiyet buldum. Baktığın zaman çok kritik. Hiçbir şekilde kötüye kullanmadım bir saniye bile. Bunu bildirdik ama sonuç şu an ben engelliyim ve onu kullanamıyorum. Olması gereken bu muydu? Bence değildi. Teşekkürü bıraktım. Tamam kapattınız da beni niye engellediniz abi orada? Ben sürmek istiyorum, süremiyorum şu an. Dünyada yaşanmış ve beni şaşırtan, hayret ettiğim birçok hack olayı var. Mirai Botnet denen bir atak oldu. Şimdi botnet dediğimiz bir olay var. Zombi bilgisayar bir diğer tabiriyle. Bir hacker grubu da şöyle bir şeyi keşfetti. Ya IOT denen bir olay var. Artık bir evdeki internete bağlanan ve üzerinde işlemcisi olan tek cihaz bilgisayar değil. Telefon da değil. Akıllı buzdolapları, akıllı televizyonlar, modemler, akıllı ev sistemleri gibi akıllı kombilere kadar var. Bunların üzerinde de bir işletim sistemi var. Yani mini bir bilgisayar var diyebiliriz. Biz onları hackleyelim hadi. Onları bir işlemci gücü olarak kullanalım dediler. Ve IOT cihazlara yönelik bir saldırı düzenlediler. Ki IOT'ta da şöyle bir olay vardır. Genelde IOT cihazlar kurulduğu zaman internete doğrudan açık şekilde bırakılıyor. Ve parolalar genelde default parola olarak bırakılıyor. İnternete açık, parola belli. Ben bir saldırgan olarak senin IP adresinden o cihazın zaten parolasını bildiğim için girebiliyorum ve orada istediğimi yapabiliyorum. Bu şekilde bir hacker grubu tüm IOT cihazları kendi botnet ağlarına dahil ettiler ve bunu DDoS saldırıları için kullandılar. 2016-2017 yılları arasında bayağı büyük bir zarar verdiler tüm dünyaya. Bir hacker grubunun çıkıp akıllı buzdolaplarına bile bir kod yerleştirip bunu saldırı amaçlı kullanmaları beni etkilemişti açıkçası. Bireysel tarafta güvenliği sağlamak aslında çok basit. Bilinçli bir kullanıcı olman yetiyor. Teknolojiden, siber güvenlikten, hackten anlamasan da kendi bireysel güvenliğini sağlayabiliyorsun. Her tarafta iki adımlı doğrulamayı kullanıyorum. Bu cihazı da bilinçli bir şekilde kullanıyorum. İndirdiğim uygulama gerçekten doğru bir uygulama mı ve insanlar tarafından kullanılan güvenilir bir uygulama mı gibi dikkatli adımlar attığım zaman kimse bana zarar veremiyor. Yine bizim aramızda çok popüler bir kavramdır. Fatura.pdf deriz biz ona. Genelde bir bilgisayara sızacağımız zaman o kişine bir mail atarız ve ek olur. Fatura.pdf diye bir email eki olur. Benim faturam gelmiş, tıklayayım, indireyim, açayım ve okuyayım der. Ama aslında o uzantısı PDF olarak gördüğü de olsa bir PDF değildir. Exe uzantılı ve bizim ikonunu değiştirdiğimiz, sırf onun bilgisayarına zarar vermek adına yazdığımız bir koddur. Bunu genelde çalıştırırlar ve bilgisayarlarını biz ele geçirmiş oluruz. O yüzden buna çok dikkat etmek gerekiyor. Yani kimden olduğunu bilmediğiniz maille tıklamayacaksınız. Mail 2 varsa indirmeyeceksiniz. İndiriyorsanız bile yani secure bir şekilde açtığınızdan emin olmanız gerekiyor. Her fatura.pdf'e tıklamamak lazım.